Endeks grafiğimizde şablon durumunda belirlediğimiz 8145 hedefine doğru tepkisel hareketlerin devam ettiğini ve şablon bölgesinin önemli direnç noktası olan 8050 bölgesi üzerinde kapanışta haftayı kapattığını ve 8145 hedefimize yaklaştığımızı görüyoruz. 8145 üzerine kalıcı kapanışları gerçekleştirebilirse yukarıda kanal bölgesinin üst noktası olan 8500 bölgesine kadar bu yükselişleri devam ettirme ihtimalini, tabii 8145 bölgesi üzerine geçişleri sağlayabilirsek sağlayamadığı sürece geri çekilme güç kazanma durumları oluşturabilir. Bu durumda öncelikle bir önceki hedef noktamız olan 7750 bölgesi destek noktası olarak takip edeceğimiz birinci destek noktamız olacak. O bölgenin altına geçişler oluşursa da şu şablon bölgemizin alt noktası olan 7560 bölgesi en önemli destek noktamız oluyor ve yarı yarıya stop noktamız. O bölgenin altına geçişler oluşursa derinleşen düzeltmelere doğru giden bir durum gerçekleşme ihtimaline doğru giden sürecin başlangıcının ilk adımı olacak ve daha sonra da 7200 bölgesi olan kesin stop noktamız var. O bölgenin altına geçişler oluşursa da kesin stop durumunu değerlendirip daha alt bölgelere doğru devam eden sürecin başlangıcının oluşup oluşmayacağını izlememiz gereken bir şablon durumu gerçekleşebilir. Fakat bunun için öncelikle 7560 bölgesindeki yarı yarıya stop noktasının altına geçişlerin olması ve o geçişlerde de hacimsel durumunun bunu desteklemesi gerekiyor. Böyle bir durum oluşmadığı sürece yukarıda 8145'i gerçekleştirip 8500 ve daha üst bölge hedeflere doğru da yönelen bir endeks grafiğini izlemeye devam edebiliriz. 7560 bizim için yarı yarıya stop noktası ve en önemli düzeltme noktamız olarak takip edeceğimiz destek noktamız. Bu bölgelerin altına geçişler olmadığı sürece de yukarı yükselişlerin devam etme olasılığı daha yüksek olarak devam ediyor. Dolar grafiğinde şablon durumunda geri çekilme güç kazanma olarak belirlediğimiz yarı yarıya stop noktasından 25-30 bölgesine kadar bir geri çekilme durumu oluşturup oradan tekrar bir tepkisel hareket başlatıp şablon bölgesinin ara direnç noktası olan 26-50 üzerine çıkış yaparak kapanışları oluşturduğunu ve tepkisel hareketi yukarıya taşıma ihtimalini arttıran bir görüntüyü de haftayı kapattığını, tekrar 27-25 üzerine geçiş sağlayarak kalıcı kapanışları oluşturursa 28-25 bölgesindeki hedef noktasına doğru yükselişlerin devam etme ihtimalini oluşturup kanal bölgesinin üst noktası olan 30 bölgesine kadar da bu yükselişlerin devam etme ihtimalini oluşturup oluşturmayacağı 27-25 üzerinde yapacağı kalıcı kapanışlardan sonra gerçekleşen bir durum oluşturabilir. 27-25 bölgesi üzerine çıkış yapamadan tekrar geri çekilme durumları oluşturursa bu şablon bölgemiz içerisinde güç kazanma hareketlerini sürdürebilir. 25 bölgesinin altında geçişler oluşursa da daha alt bölgedeki 24-75 bölgesindeki kesin stop noktamıza kadar dahi bir geri çekilme güç kazanma durumu oluşabilir. Ons grafiğimizde şablon durumunda belirlediğimiz 1895 bölgesindeki kesin stop noktasına kadar bir geri çekilme durumu oluşturmuştu ve o bölgede tutunma hareketlerinden sonra da tekrar yukarıya tepkisel hareket başlatıp yarı yarıya stop noktamız olan 1935 bölgesinin üzerine çıkış sağladığını ve bu bölgede de kanal direncine takıldığını görüyoruz ve o bölgede tutunma hareketlerini sürdürdüğü sürece de tekrar yukarıya devam eden süreci sürdürme ihtimalini gerçekleştirebilir. Tabii bu durumda da yukarı tepkisi hareketleri devam edebilmesi için 1980 bölgesindeki en önemli direnç noktasını geçmesi gerekiyor. Bunu sağlayabilirse yukarı yükselişlerin devam etme ihtimalini arttıran bir şablon durumuna doğru süreci devam ettirebilir. Yarı yarıya stop noktamız altına 1935 bölgesinin altına geçişler oluşursa ara destek bölgesi olarak 1925 bölgemiz var. 1925 bölgesinin altına geçişler olmadığı sürece de yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimalini sürdüren şablon durumu gerçekleşmiş oldu.
Gümüş grafiğinde şablon durumunda belirlediğimiz yarı yarıya stop bölgesinin üzerine geçiş sağladıktan sonra kanal direnci ve şablon bölgesinin üst nokta direnci olan 25-50 bölgesine yaklaştıktan sonra tekrar bir geri çekilme durumu oluşturduğunu görüyoruz ve yarı yarıya stop noktamız olan 23-95 bölgesine yakın bir kapanış taptiye kapattığını görüyoruz. Bu bölge altına geçişler olmadığı sürece tekrar yukarı tepkisi hareketleri başlattıktan sonra 25-45 bölgesindeki şablon bölgemizin üst noktası ve şu bölgede yapmış olduğu zirve bölgesinin de üzerine geçişleri sağlayarak yukarı yükselişlerin devam etme ihtimalini arttıracak bir şablon durumunu gerçekleştirebilir. Brent petrol grafiğimizde şablon durumunda belirlediğimiz 90 dolara olan tepkisi hareketin başlattığını ve o bölgeye yakın kapanışla haftayı kapattığını görüyoruz. Bu durumda 90 dolar üzerinde yapacağı kalıcı kapanışlarla beraber 75 dolar bölgesindeki dip çalışmasını tamamlayacağını belirtmiştim. O yüzden geri çekilme güç kazanma hareketlerinde yarı yarıya stop noktası olarak artık 82-30, kesin stop noktası olarak da 78-50 bölgelerini güncellemiş olduk. Bu bölgelerin altına geçişler olmadığı sürece yukarı yükselişleri devam ettirerek 90 dolar üzerinde yapacağı kalıcı kapanışlarla beraber 95 ve 100 dolar bölgesine kadar olan yükselişleri sürdürme ihtimalini artıracak bir şablon durumuna dönüşebilir. Ve geri çekilme güç kazanma hareketlerinde ara destek olarak 85 doları takip ediyoruz. 82-30 bölgesi yarı yarıya stop noktamız. Bu bölge altına geçişler olmadığı sürece de yukarı yükselişlerin devam etme ihtimali daha yüksek gözüküyor. Euro dolar grafiğinde şablon durumunda belirlediğimiz 1.10 bölgesindeki yarı yarıya stop noktasından sonra 1.08 bölgesindeki kesin stop noktamızın altına da geçişler yaparak kapanışları oluşturduğunu ve kanal desteğine yakın bir kapanışla haftayı kapattığını görüyoruz. Bu bölgenin altına geçişler oluşursa bu bölgede stop yapılmadıysa yarı yarıya stop olarak 1.06 bölgesini ve kesin stop olarak da 1.05 bölgelerine kadar geri çekilme ve güç kazanma hareketleri oluşturma ihtimali gerçekleşebilir. Tekrar yukarı tepkisi hareketi başlatıp öncelikle 1.08 üzerinde yapacağı kalıcı kapanışları gerçekleştirebilirse yukarı yükselişlerin devam etme ihtimalini artıran bir şablon durumuna dönüşebilir. Böyle bir durum oluşmadığı sürece de aşağıya devam eden süreci güçlenerek takip eden bir süreç oluşabilir. O yüzden bu bölgede stop yapılmadıysa 1.06 bölgesindeki yarı yarıya stop noktasını önemsemeye başlayalım. Çünkü 1.05 bölgesine kadar geri çekilme ve güç kazanma durumu oluşturabilecek bir şablon durumu gerçekleşebilir. 1.08 üzerine çıkışlar olmadığı sürece bu şekilde devam eden bir süreç oluşabilir. 1.08 üzerine hacimli yükselişlerle tekrar bir tepkisi hareket başlarsa 1.10 bölgesine kadar devam eden bir süreç olur. 1.10 üzerine çıkışlar olmadığı sürece de artık yukarı yükselişlerin devam etme ihtimali olmadan 1.10 ve 1.06 bölgesi arasında güç kazanma hareketlerini devam ettirebilir. Platin grafiğinde şablon durumunda belirlediğimiz 935 bölgesindeki yarı yarıya stop noktamızın üstüne çıktıktan sonraki en önemli direnç noktası olan 995 bölgesinde takıldığını görüyoruz ve bu bölgenin üzerine çıkışları sağlayamadığı sürece tekrar geri çekilerek güç kazanma durumları oluşturabilir. Fakat bu durumda tekrar 935 bölgesindeki yarı yarıya stop noktamızın altına geçişler oluşursa dikkatli olmamızda fayda var ve daha derinleşen durumlarla karşılaşma ihtimaline doğru giden bir şablon durumunu oluşturabilir. O yüzden 935 bölgesinin altına geçişler oluşursa dikkatli olalım ve yarı yarıya stop durumunu değerlendirip 900 bölgesindeki kesin stop noktamızı önemseyelim.
benimseyerek devam eden süreçte altına geçişler oluşursa da mutlaka kesin stop durumunu değerlendirmemiz gerekecek. Çünkü daha alt bölgelere doğru devam eden bir süreç oluşabilir. 935 bölgesinin altına geçişler olmadığı sürece tekrar tepkisi hareketlerde 995 bölgesinin üzerine çıkışları sağlayabilecek bir şablon durumu gerçekleşirse yukarı yükselişlerin devam etme ihtimalini artıran bir şablon durumu gerçekleşip 1050 ve daha üst bölge hedeflere de devam eden bir süreç oluşabilir. Bitcoin grafiğinde şablon durumunda belirlediğimiz 25.100 bölgesindeki kesin stop noktasına yaklaşımları devam ettirdiğini, o bölge üzerinde tutunmaları sağlasa da tekrar yukarıda oluşan direnç noktası yarı yarıya stop bölgemiz olan 29.000 üzerine çıkışlar oluşmadığı sürece aşağıya devam eden sürecin ihtimali daha yüksek gözüküyor demiştim. Gördüğünüz gibi tekrar geri çekilme durumu oluşturarak 25.100 bölgesine yakın hareketlerle devam ediyor. O bölgenin altında geçişler oluşursa ara destek bölgeleri olarak takip edeceğimiz 23.645 ve daha sonra da 22.025 bölgesine kadar geri çekilme güç kazanma durumları oluşabilir. Şu bölgede oluşan en önemli direnç noktası olan 27.500 üzerine çıkışları sağlayıp hacimli bir şekilde o bölgenin üzerine geçişler oluşmadığı sürece aşağıya düzeltme durumlarının devam etme ihtimali daha yüksek gözüküyor. 27.500 üzerinde yapacağı kalıcı kapanış veya o bölgenin üzerine hacimli bir yükselişte kapanışlar sağlarsa o zaman da yukarı yükselişlerin durumunu arttırmaya çalışan bir şablon durumu gerçekleştirip 29.000 üzerinde yapacağı kapanışlardan sonra da 30.000 direnci en önemli direnç olarak gözüküyor. O bölge üzerine geçişler sağladıktan sonra yukarı yükselişlerin devam etme ihtimali arttırıp 32.500 hedefine doğru yükselişlerin devam etme ihtimalini gerçekleştirebilir.